Tekrardan merhaba arkadaşlar. İkinci dersimizde başlayalım. İkinci dersimizde söylediğimiz gibi arkadaşlar, birinci derste biz Lumion'dan 3D Max'tan kullandık. Arabamızı animation yaptık. Şimdi geçiyoruz Lumion kısmına. Öncelikle arkadaşlar, Lumion'da bize gerekliliğine ihtiyacımız olacak. Size en iyi detayları indirmeniz için Quixel Bridge öneriyorum arkadaşlar. Burada çok sayıda 3D modeller veya tekstürler veya sahneler için gerçekçi scan modelleri mevcut. Buradan indirebilirsiniz. Mesela bu kayaları ben indirdim. Bir saniye, ben indirdiğim ürünler bunlar arkadaşlar, modeller, tahtalar vesaire arkadaşlar. Siz Megascan'ı indirin, Quixbridge'i kurun ve doğru, bazıları parayla ancak üye olursunuz. Yani kayıtı Epic Games olarak kayıt yaparsanız size ücretsiz olacak hepsi. Çünkü Epic Games Quixbridge'i satın aldı ve her şeyi ücretsiz olarak sunuyor. İyi kullanabilirsiniz. İstediğiniz ürünü indirebilirsiniz. Mesela bu ürün indireceksiniz arkadaşlar. Download ayarlarında 8K değil, tekstür 2K olarak ayarlayın. Fazla büyük yapmayın. Bilgisayarınız büyükse tabii ki 8K ya 4K yapabilirsiniz. FBX format seçiyoruz. LUT 0, 0 yapıyoruz. Daha detaylı indirmek için hiç poly seçersiniz. Tabii daha detaylı olur. Ve bu Lumion'da fazla büyük bir sahneler yaparsak Lumion'da kasıt yaratabiliyor. Ve tekstür formatlarından albedo, normal bump ve displacement seçili olması gerek. Ve download yapıyoruz, indiriyoruz. Ben şu an indirdim. Bize ihtiyacımız olan Rails, bakın gerçekçi bir scan yapmışlar. Rock kayalar indirdik. Lumion'un kendisinde kayalar yapmak mümkün ancak öyle olmuyor. Gerçekçi olmuyor arkadaşlar. Ve bizim ihtiyacımız olan bu kayalardan başka bize train yani gerekli. Train'i ben internetten siteden götürdüm. Animasyonlu iyiydi. Umarım animasyon yapması kolaydır. Sıradan bir train olabilir. Sadece ben bunu 3D Max ile train animasyonu tekerlekleri fırlamak gerekli. Ben ancak indirdiğimde zaten animasyon vardı. Şimdi onu kullanacağım arkadaşlar. Çünkü bizim asıl konumuz Lumion'da sahneleri sinematik görsele salabilmemiz. Lumion'u açıyoruz arkadaşlar. Böyle new project açtık. Ne yapıyoruz? Biz 3D Max'tan aktardığımız bu araba animasyonunu içeri alacağız. Bunun için import kullanacağız. Arkadaşlar, bu arada ben 13.02 kullanıyorum. Lumion versiyon. İyi bir versiyon. İndirmek için size alternatif bir linkler sunabilirim. Daha ucuza satın alabilirsiniz. Yoksa tamam, başlayalım arkadaşlar. Import yapacağız. Araba animasyonu FBX diyeceğiz arkadaşlar. Burada import animation'ı aktif hale getirmemiz gerekli ve import diyeceğiz. Modelimizi bekliyoruz. Burada detaylar çok olduğu için Lumion bunu biraz zaman alabilir. Yani bu normal, yani endişelenmeyin arkadaşlar. Evet, sahnemiz gelmiş. Buraya koyacağız. Evet, arabamız gidiyor. Sahneyi kaldıralım arkadaşlar. Böyle yapalım. Tamamdır.
Biraz daha kaldıralım. Tamamdır arkadaşlar. Bakın arabamız geldi. Arabamızın daha tekstür yapmadık. Bunu tekstür yapmamız gerekli. Bakın onun için söylüyordum arkadaşlar. Bu zeminleri ayırmamız gerek. Yoksa her yeri aynı kaplamada tanıyacak Lumion. Ancak böyle yaptığımızda istediğiniz detalı, istediğiniz renci boyayabiliyorsunuz. İstediğiniz tekstür atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İlk önce arabamızı kaplayalım. Ben buradan fırçayı tekstür alıyoruz ve metal olarak ben bunu seçtim. Durum. Bir detay seçiyoruz. Onun üzerine çalışıyoruz, hazırlıyoruz. Sonra diğer detalı tekrar copy paste yapıyoruz arkadaşlar. Bunun parlaklığı olması için iyi. Biraz rencini siyah yapacağız arkadaşlar. Böyle yapalım. Fazla yapmalım böyle. Siz başka renkler yapabilirsiniz. Mesela burada direkt kırmızı yapabilirsiniz, cö yapabilirsiniz, ne bileyim yeşil sarı her şey yapabilirsiniz. Ben siyah yaptım biraz. Yani asfalt rengi olarak. Tamamdır. Detayını biraz evet böyle yapalım. Kısa yaparsak. Onu söyleyeyim. İstediğiniz burada olan herhangi bir tekstür hoşlanmadığınızda istediğiniz tekstür olarak buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada surface kısmında istediğiniz mesela burada metal yazdığında istediğiniz tarzda tekstür olarak geliyor. Bakın arkadaşlar, bir sürü metaller var. Buradan tabii tekstürü seçiyoruz ve metal olarak arıyoruz arkadaşlar. Hepsi metal kısma gelecek. İstediğiniz metalları indirip direkt araba paslı yapabilirsiniz. Neyse arkadaşlar, asıl konu bu değil. Diyelim yaptık. Bunu okeyleyelim. Ve Lumion'da bir tarz için bir resim alalım. Resim olarak bunu böyle yapalım. Bakalım nasıl olmuş. Tamamdır. Buradan bir başka bir sema alacağım arkadaşlar. Karanlık olmasın. Açık hava olsun arkadaşlar. Böyle daha iyi olacak. Night Cloudy. Evet. Güzel. Güneşli hava. Evet, bayağı güzel. Tamam. Güneşli hava. Güzel. Böyle güneş falan olması daha güzel. Şimdi devam edelim. Bunu hazırladık. Bu detalı. Bunu copy yapacağız. Ve başka ona uygun detallara paste yapacağız arkadaşlar. Onun için uğraşmayacağız fazla. Zaten hepsi aynı. Detallar aynı detay olacak yerleri söylüyorum. Tabii başka yerleri başka renklere boyamak istersiniz ama böyle yapalım bundan. Paste yapacağız. Ancak 3D Max olarak aynı range'ler olduğu için biz daha kolay range katabiliyoruz. Mesela bu içerisini yapalım.
Ne yapalım içerisini? Mesela plastik yapacağız içerisini bu sefer. Plastik yapalım. Tamam. Açıyoruz. Close alıyoruz. Güzel. Parıltı vermek isterseniz bunu açın. Hadi vermeyelim. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu kısım zaten bunu kopya yapmıştık. Bu kısmı paste yapıyoruz ama burada bir şey eski demiri eski göstermek gibi bir şeyler var. Bakın böyle bir şeyle yapabiliriz. Yani istediğiniz bölgeyi 3D Max ile başka format salarsak bak burada istediğimizi yapabiliyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız bunu? Bunu demir yapacağız. Hangi demir? Tabii bu demir yapacağız. Bunu böyle sıkarsak bunu böyle siyah alacağız. Siyah olması daha iyi. Glosson alacağız biraz. Tamamdır. Logosunu parlatı yapalım. Demir olsun. Demir yapalım. Bırakın parıldasın. Tamamdır. Bunun da plastik yapacağız. Zaten plastik oluyor genelde. Bunun başka türlü plastik yapmak istiyorum. Mesela bunun gibi yapacağım. Siyah yapalım biraz. Daha sport tarzı katalım. Tamam, zaten ayna kısımları Lumion ayna olarak tanıyor. Pre class yapacağız. Yani dışarını daha efektli göstersin. Burada ben önceden ya da siz istediğiniz detal aktararak burada ışıkları parlak yapabilirsiniz. Mesela ben bunu ayırdım. Dilim bunu seçiyoruz arkadaşlar. Plastik yapıyoruz. Standart sıradan bir plastik. Sarı seçtim. Ve burada bunu aktif yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Tamam mı? Tamam. Seçelim sarı ya da onu kopya yaptık mı oldu işte. Bunu kopya yapıyoruz. Bunları da aktarabiliriz. Zaten bunlar da alışkanlık. Onlar da yanacak. Past yapıyoruz. Tamam. Tamam oldu işte. Ne güzel. Bu da böyle arkadaşlar. Lastiklerimizi yapalım. Lastikleri bundan yapacağız. En iyisi bu. Ben hepsini denedim. En iyi sonuç bunda aldım arkadaşlar. Onun için size önerim bu. Bunu metal yapacağım. Diyelim birini paslı yapmak istiyorsak mesela böyle bir şey. Diyelim paslanmış gibi yapacağız. Ve siyah olacak. Evet, bu kırmızı yapalım bunu. Demirin kırmızısı. Neredeyse tamamlandı. Kırmızı olan kısımları detal daha büyük olursa daha iyi kaplama rahat olur ama ne yapacağız? Kırmızı yapacağız bunu. Bakın kırmızı seçtik. Bunu aktif ediyoruz ve bunu yandırdık. Işıklarımız da yanıldı. Tamamdır.
Ha, bu detay kalmış. Bunu kopya yapalım. Bunu da paste yapalım. Bunu biraz daha siyah alacağım arkadaşlar. Arabanın aşağı kısmı kaldı. Bunu ne yapacağız? Buranın da daha biraz paslı bir şey gibi göstereceğim. Zaten tamamdır arkadaşlar. Araba içi kaldı. Bunu böyle bir demir yapalım. Böyle bir demir. Paslanmış demir. Açalım. Parıltısını alalım biraz. Biraz da siyah yapalım. Fazla ışıklı olmasın. Bunu kopya yapacağız. Paste edeceğiz arkadaşlar. Buna paste diyelim. Siz bunu siyah yapabilirsiniz. Tamamen siyah. Sport görünüm olsun diye. Ne bileyim mat yapabilirsiniz. Renkler mat olarak. Yani size kalmış. Mesela ben botları siyah yapacağım. Bunu böyle yaptım. Kopya yapıyoruz. Bunu da paslıyoruz. Bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi arabamıza bakacağız ne durumda diye. Umarım iyi bir sonuç almışızdır. Bu nedir? Bunu bir kaplama yapalım. Böyle bir demir atalım. Daha parlaklı bir şey olsun. Bence iyidir arkadaşlar. Pre-class yapalım bunu da. İçeride şoför olmadığı için aynayı biraz siyah yapacağım. Zaten içi görünmüyor. Açacağım. Buradan rölyef yapabiliriz. Yapmayacağız. Ha, şu kaldı. Bu class yapmamız gerek. Bunu açıyoruz tamamen. Bunlar kaldı. Kollarımız kaldı. Bunu da plastik yapacağım. Zaten plastik olarak geliyor. Siyah yapacağım arkadaşlar. Siyah olması daha iyi. Copy paste yapacağız. Tamam, tamamdır. Diğeri de oldu. Bence iyi arkadaşlar. Biraz spor görünüm katmamız için bunları biraz siyah yapalım. Bu iki yüzlü ayna. İki kat ayna görünümü veriyor. Göründüğü gibi arkadaşlar. Double side. İhtiyacımız yok. Son bir aşamamız kaldı. Demir. Burada bir karbon demir ekleyeceğiz. Nasıl bir demir? Böyle bir demir. Bunu sıkalım. Bunu siyah yapalım. Siyah olur daha iyi olur. Rölyef yapalım. Parlatı katalım. Güzel işte. Bir test edelim. Bir modelimizi yoklayalım. Bakın arkadaşlar. Güzel olmuş. Buralar kalmış. Şimdi onu da ekleyeceğiz. Arabanın altı. Güzel.
Kopya yapalım. Bunu paste. Umarımdır bu yere kadar sorun olmamıştır arkadaşlar. Sorun olursa yazabilirsiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Herhangi bir desteği sunmaya hazırım. Yardım etmeye hazır olacağım arkadaşlar. Yeter ki siz bu destekteki gibi yapabileceğinizi bilmem gerekli. Yani benim için hoş olur. En azı kimese bir faydam dokunur. Kimse rahatsız olmasın. Herkes öğrenebilecek. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi zeminimiz kaldı. Zemini ne yapacağız? Nasıl bir şey? Söylediğim gibi buradan çamur veya başka bir şey, mud gibi bir şeyler indirebiliriz. Ancak yok, lamyon içerisinden bir şey kullanacağız diyorsak, burada var. Mesela ben size önerim. Burada çamurlar var. Mesela bu var. Ben bunu seçtim arkadaşlar. Bakın, biraz büyük açıyoruz. Biraz büyük yapıyoruz. Bu nedir? Bu ot olmuş. Önce sonra kurumuş kalmış. Yani güzel. Böyle bakın, bunda displacement efekt açık. Tekstürde zaten çıkıntılı. Sahamız da çıkıntılı. Relief yapıyoruz. Tam yapmayalım. Böyle arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi arabamıza bakalım. Güzel. Güzel. Ne yapıyoruz? Tüm detayları kaplayalım. Kaplaması bitsin. Sonra etraf sahayı düzenleriz. Bunun biz daha önce indirdik teksturesini. Standart olarak kabul ediyoruz. Normal map açmamız gerek arkadaşlar. Bu burada değil. Dur, neredeydi o? Buradaydı galiba. Aha, tam bu resim. Bakın, albedo resmini alıyoruz. Bunları kapatıyoruz. Daha bitmedi, durun. Bunu alıyoruz. Sonra bunu seçiyoruz. Tamam, güzel. Sonra displacement, derinlik ölçüsünü alıyoruz. Ve burada yeni bir şey ya, bölüm açılıyor ayarlarda. Bakın, detaylar çıkıntılı yapıyoruz. Fazla yapmayın. Zaten fazla yaparsanız iğrenç olacak. Daha kötü görünecek. Bence iyi. Birazcık parlaklık katmamızda fayda var. Fazla değil. Zaten paslanmış demir fazla parlamaz. Siz bunu böyle ışıklı yapabilirsiniz. Tamam. Bu da böyle. Kaldı bir tek. Yuh, biz burayı işte max sahamızı bunu aşağı itmemiz gerekti. Çünkü yerine başka bir şey koyacaktık. Yine koyabiliriz, değişebiliriz. Nasıl yapacaktık? Yapmadan önce, export yapmadan önce bu sahayı aşağı düz zemin yapacaktık. Yerine döndürecektik. Zaten araba yine tullanacaktı, uçacaktı. Çünkü bek yapmıştık. Şimdi ne yapıyoruz? Kaya. Burada kaya nerede? Kaya, kaya. Burada kayalar var. Bu kayaların birini alıyoruz. Bakın. Biz demin unuttuk. Hepsini bir texturing yapmadık. Ve biz bunu hepsini böyle texturing yapmak zorunda kalacağız. Onun için ne yapıyoruz? Geri dönüyoruz 3D Max uygulamamıza. Açalım 3D Max'ı. Ne yapacağız? Orada hem zemini aşağı yaparız. Hem bunları aynı tekstür yaparız ki biz birini tekstür değiştirdiğimizde hepsi değişsin. Yoksa zamanımızı sürekli alacak bunlar. Burada neredeyse 100 tane beton kırıkları var. Onun için projede düzenleme yapacağız ve sonradan bunu değiştireceğiz. Başka bir şey yapmadan.
kısa yolunu göstereceğim size arkadaşlar. Bunun böyle olması iyi oldu. Onu da öğrenmiş oldunuz. Demin projemiz neredeydi? Onu açalım. Açtık. Açılsın bakalım. Tamam. Tamam. Açıldı. Bunu kapatıyoruz. Bunu seçip buradan bir tekstür alıyoruz. Bu nedir? Bunu tıklıyoruz hepsine. Tamamdır. Açtık. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Buraya geldik. Edit Machine. Önce geri dönüyoruz. Sorun bu. Bunu cizlememiz gerek. İlk önce arkadaşlar. Bunu cizlememiz önce bunu cizleyelim. Bunu cizleyelim. Sonra play'imizi açalım. Yoksa bize izin vermez o. Zaten elimiz ayağımıza dolaşacak. Bunu seçiyoruz. Aşağı indiriyoruz arkadaşlar. Zaten burada kayalar falan olacak. Bir sürü. C yerine getiriyoruz. Burada biraz karışıklık oldu olsun. Zaten buralara kaplayacağız. Ot falan koyacağız. Bir sürü. Her şeyi açalım. Zaten bunu silersek de olur zemini. Çünkü daha bake yaptık diye gözükmez. Hide yapalım. Arabanın alt hide yapalım. Buralara hide yapmayı unutmayın. Yoksa Lumion'la görünecek. Görünürse de mecburen başka bir tekstür yaparak cizlememiz gerek. İhtiyacımız yok. Görünmesin daha iyi. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Buralar zaten düşülecek kayalara. Öyle yapacağız. Kayalara dökülecekse zaten kaya olacak. Tamamdır. Ne yapıyoruz? Yine böyle seçiyoruz arkadaşlar. File dire export diyeceğiz. Neredeydi bizim demincim? Projemiz araba animasyon. Başka isimle de kaydedebiliyoruz ancak üstüne de kaydetmemizde fayda var. Ancak ben bu sefer başka tür isimde kaydedeceğim ve gerileceğim. Onu size bilgilendirmek için yaptım. Export yapalım. Tamam yaptık. Bununla işimiz bitti. Bunu kapatalım. Ay save yapmadım. Lumion açıyoruz arkadaşlar. Bakın. Buraya geldik. Seçtik ürünü. Burada menü açılıyor. Menüde direkt bunu basarsak olduğu isimdeki dosyayla değiştirecek. Ancak alt butona basıyoruz ve başkasını seç diye istiyoruz. Ve onunla değiştiriyoruz arkadaşlar. Biraz zaman alabilir. Bekleyebilirsiniz. Bu normal olsun. Evet, değiştirdi. Bakalım. Buna demin biz yaprak tekstürü sattık. Olsun. Şimdi değişeceğiz. Evet. Şimdi bu parçalama kayaları alalım. Buna koyacağız. Buradan bir kaya seçmemiz gerek. Ya da buralardan kayalardan ne var? Onu seçeceğiz arkadaşlar. Bu nedir?
kayadır. Bunu biraz siyah yok, sarı yapalım. Sarı yapıyoruz. Evet, böyle yapıyoruz. Bunu daha detaylı yapacağız. Okey. Hadi şimdi bakalım. Hadi gel gel. Geliyor geliyor. Tamamdır. Biraz daha siyah çok olmuş. Açalım. Başka ne var burada? Sarı bir şey. Sorun mu oldu? Sorun oldu galiba. Buradan bir kaya resmi götüreceğim başka ben. Burada bende neredeydi? Kayalar olmalı burada. Bu kayanı alacağım bakalım. Ne oluyor? Lumion sorun yapıyor galiba. Evet. Lumion sorunlarıydı. Lumion'u kapattım, yeniden açtım. Halloldu. Olabiliyor bazen. Donma oluyor. Ne bileyim ne oluyor. Burada başka ben kaya atmak istiyorum. Ne atacağım? Aha, güzel bu kaya, güzel. Bunu biraz siyah yapalım arkadaşlar. Evet, siyah yok da sarı yapalım. Sarı yaparsak evet bu toprak rengi gibi olsun. Bunun böyle olsun. Böyle olsun zaten paralanacak. Biraz daha sarı yaparsak. Evet. Böyle kalsın. Tamamdır arkadaşlar. Dağıtsın bakalım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Eklediğimiz, indirdiğimiz kayaları buraya ekleyeceğiz. Tabii biz Lumion ile yapabiliriz bunu. Bakın, burada seçiyoruz bunu. Lumion ile kayalar yapmamız mümkün. Ancak bu iyi sonuçlar vermiyor. Yani iyi çözünürlük vermiyor bize. Onun için biz dışarıdan Mega Scan indirdiğimiz detalları buraya ekleyeceğiz. Önce biz demir yolunu salalım. Demir yolunu zaten indirdik. Söylediğim bridge'den ben indirmiştim. Arkadaşlar neredeydi ben söyleyeyim size. Bunu indirdim. Ve göstereceğim şimdi. Import Rails. Bakın budur. Ses demin söylemiştim. Quick scan olmuş. Bunu indirdim arkadaşlar. Daha önce ben eklediğim için bende burada mevcut. Train bölümünden burada var. Tabii. Ekliyoruz. Sizde bu texturing olmayacak eklediğinizde. Ben daha önce eklediğim Lumion'un bir özelliği var. Daha önce eklediyseniz aynı ürünü eklediğinizde texturing tanınmış oluyor. Zaten kendi bazasında saklıyor. Olmazsa beyaz olacak ve yeniden böyle texturing yapacaksınız. Buradan aynı maddenin texturini mesela seçeceksiniz. Bu.
Bu tamamdır. Ne yapıyoruz? Şimdi bunu böyle düz bağlayacağız. Bunu silelim. Yine tekrar alıyoruz ve buradan bunu seçiyoruz arkadaşlar. Kaç tane istersek buraya ekleyebilelim diye. Buradan başlıyoruz. Ta buraya kadar ekledik. Bakalım. Tamamdır. Kaç tane ekleyeceğiz? Direction bunun fırlanması gerek. Bunu fırlıyoruz. Neden kastı anlamadım. Kasıyor gibi. Detaylar fazla ağır olduğu için kasabilir. Bu normal. Rahat olun. 19 tane yapacağız. 20, 37. Fazlası olmasın. Ha, tamam. Biraz 93, 91, 90 yapmamız gerek ki ağza ağza kalsın. Yoksa kalmaz arkadaşlar. Bunun başka fonksiyonları var. Yani aynı hat üzerinde olmasın. Bu bizim ihtiyacımız değil. İhtiyacı yok buna arkadaşlar. Bunu böyle de yapabiliyoruz. Ya da 38 yaparak daha sık hale getirebiliriz. Tamamdır. Oldu. Biz 90 yapmadığımız için bunu. Evet. Ben direkt ekran videosu geçiyorum diye biraz takılmalar oldu galiba. Al, bu normal. Güzel. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu okeyliyoruz. Tamam. Okeyledik. Bu demir yolunu arkadaşlar. Hepsini kapatmamız gerek. Yani bir grup haline getirmemiz gerek. Ya da ihtiyacımız yok. Biz zemini fırlatırız bu tarafa biraz. Shift'e basıyoruz ve alıyoruz böyle bir şey. Bunun toprağa girmesi biraz şart. Onun için biraz yükseleceğiz. Arkadaş shift'i basılı tutarak daha hafif irileme alabiliyoruz. Onun için shift daha güzel. Tamamdır arkadaşlar. Raise ekledik. Sonra ne yapıyoruz? Kayalıkları alacağız. Söylediğim gibi ben demin ilk önceki projede kayaları eklediğim için zaten eklendi hepsi. Ve eklediğimde texturing olarak üzerine geliyor söylediğim gibi. Seçilmesi gerek. Ekledik kaya. Bunu çevireceğiz arkadaşlar. Shift'i basılı tutarak alacağız böyle. Araba fazla ucudan sürdük diye. Evet.
Evet arkadaşlar. Tamamdır. Tam olarak kayanın ucu ile gidiyor arabamız. Ne olacak? Biraz böyle zaten ot falan ekleriz. Aman kayaya değmesin demiyor bile. Tamamdır, biraz daha verebiliriz. Bunu böyle verdik. Bundan bir kopya yapacağız. Birini de bu tarafa atacağız arkadaşlar. Ondan sonra başka kaya alacağız. Bu kayamızı alalım. Birçok kaya var buralarda. Bunu aldık. Sonra bunu da ekleyelim buraya. Tüm kayaları sağa ekleyelim. Sonra transfer pozisyonu yaparız arkadaşlar. Seçtik. Bunu fırladık. Aman bizim bu kayalar biri büyük biri küçük olabilir. Siz büyütebilir veya küçültebilirsiniz arkadaşlar. Sorun yok burada. Tamamdır. Arabamız değmesin. Kayıya değiyor. Güzel. Bakın bunu biraz böyle yapalım. Kayıya değmesi daha güzel olsun. Bakalım değecek mi? Tamamdır. Güzel. Sanki onun için tasarladık. Bunu da alalım böyle. Bu biraz sorunlu kaya gibi. Bu biraz daha içe akmalı. Bundan bir tane kopya yapacağız arkadaşlar. Alt butonu basarak kopya ediyoruz. Shift'i basarak ise aynı pozisyonu koruyor olmuş. Koruyor oluyor. Bir tane de bundan yapacağız. Alt Shift basarak aynı kayayı kopya ve pozisyon olarak aynı alıyoruz arkadaşlar. Bundan da alalım. Bu sefer bunu başka türlü yapacağız. Biraz içeri alacağım onu. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Aynı gözükmesin diye farklı farklı görünümlerde yapın. Mesela bu daha iyi. Bunu sileceğim. Bunun yerine bunu alacağım arkadaşlar. Çünkü bu da güzel. Büyütelim. Wow. Bakın arkadaşlar. Bu seçiyoruz ve biraz da Shift'i basarak daha hafif büyütebiliyoruz. Shift'siz daha büyük oluyor. Direkt büyüyor. Arkadaşlar bunu biraz öne alacağım. Biraz da büyüteceğim arkadaşlar. Bırakın büyüsün. Büyüsün, büyüsün. Nereye kadar büyüyecek? Bunu da alalım biraz içeri. Tamamdır. Zaten buraları kaplayacağız bir sürü şeylerle. Buna ihtiyacımız yok henüz. Burada bir uzun olmalı. Buna ihtiyacımız var. Böyle araları kapatmak için. Güzel. Bakın. Böyle aralar olduğunda böyle kapatıyoruz. Biraz daha büyütüyoruz arkadaşlar. Ne güzel. İşte güzel. Ne bileyim bakın burada ara kaldı. Bunu da büyütebiliriz burada çoğalıp. Tamamdır. Bakın ne güzel oldu. Bunu biraz fırlayacağız bir tarafa ve büyüteceğiz arkadaşlar. Bunu böyle kaya yapalım. Tamamdır. Sorun yok galiba. İlk önce arkadaşlar fazla sahi yani buraları doldurmadan önce kameramızın açısını belirlememizde fayda var. Niye? Belki öyle yerler var ki sizin kameranızda gözükmeyebilir. Boşuna zaman kaybetmeyelim.
Onun için arkadaşlar treninimizi ekleyelim ilk önce. Buralar hazır. Burada daha yapmadım. Sonra yaparız arkadaşlar. Projemizi save yapalım. Ne olur olmaz. Sorun olabilir. Ben daha önce ekledim. Onun için bilmiyorum nasıl olacak. Bakın bu bizim trainimiz. Train araba gibi tekerlekleri animasyon olarak çıktı yaptım, export yaptım ve Lumion'u ekleyeceğim şimdi. Ben de daha önce eklediğim için burada zaten olmalı bizim trainimiz. Neredeydi bakalım? Bu bizim train. Bunu tek tek ben kapladım. Şimdi onu da size göstereceğim nasıl kapladığını. Direkt araba gibi kaplıyorum. Mesela bunu seçiyorum. Neresini isterseniz kaplayabilirsiniz. Dilediğiniz rence çalabilir, yapabilirsiniz arkadaşlar. Neresini isterseniz. Aynaları zaten hepsi dumanlı. Hepsini yaptım ben daha önce. Arabanın demin nasıl yaptıysak onu da öyle yapıyoruz arkadaşlar. Fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Aynı prosedür aslında. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Tren nerede? Treni Rails'e oturtuyoruz. Tam olarak. Position. Shift basılı tutarak yapıyoruz ki fazla caymasın. Tamamdır. Bizim trenimizin boyu var mı böyle? Veriyor mu, vermiyor mu? Vermiyor. Treni biraz büyütmemiz gerek. Bence şimdi olacak. Oldu mu? Olmadı. Biraz da büyümesine gerek var. Biraz da büyürse shift basılı tutuyoruz. Evet. Evet, evet arkadaşlar. Oldu galiba. Asıl görünecek taraf bu taraf olduğu için. Şimdi çok büyüdü, fazla büyüdü galiba. Evet, oldu. Şu an trene değmiyoruz. Tren olduğu gibi kalacak arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Bizim ilk önce kadrajımızı belirlememiz gerek. Kadrajımız nasıl olacak? Bunun için video kısmına geliyoruz. Ve alıyoruz arkadaşlar. Nasıl olacak? Diyelim bizim trenimiz böyle gelsin. Böyle gelelim. Sonra ya da böyle trenle gelelim. Arabamız da gelsin böyle bir saniye böyle gelelim. Verelim arkadaşlar. Burası biraz zor ama zamanla öğreşeceksiniz arkadaşlar. Biraz zaman tutması kaybı yaşayabilirsiniz. Onun için mesela bakın uzak oluyor. Onun için böyle yapmamız gerek. Arabamız
Şeyimiz atladı galiba. Biraz daha böyle yapalım. Böyle biraz kaldıralım, biraz da böyle yapalım. Bunu kadraj da yapabiliriz. 3 saniye 1, 3 saniye 1 ya da direkt böyle timeline yapabiliriz. Gördüğünüz gibi. Biraz zor oluyor ama bir şey yapalım. Yere yakın yapalım arkadaşlar. Yapalım biz. Olması güzel geliyor. Ve kamera daha uzak ve güzel. Bir tane de buradan eklersek bunun 3 olur. Arabayı takip ediyoruz arkadaşlar ve yapacağız. Zaten bu başlık bize ihtiyacımız yok başlığı. Böyle gelecek. İstediğiniz gibi yapabilirsin arkadaşlar. Mesela ben burada diyelim pozisyonda bu trenle yaklaşmak istiyorum. Böyle yapacağım. Arabaya geliyor, tren de gidecek. Güzel. Trene gideceğim ve arabaya göreceğim. Güzel. Animasyonumuz hazır. Diyelim buradan başlayacağız. Animasyonumuz da var. Animasyonumuz güzel. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Okey yaptık. Realistik seçiyoruz.
Depth Field kapatıyoruz arkadaşlar. Buradan Sky olarak değişeceğim. Başka bir Bulutlu Sky koyalım. Evet, güzel. Değişelim, böyle böyle kalsın. Güzel. Sonuçları iyi arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şu an 55. dakikada, 5 dakikaya sonlandıracağım. 3. dersimizde devam edeceğiz arkadaşlar. Trenin de animasyonu yapalım, sonlandıralım. 3. dersimizde ise etrafları hazırlarız ve render ayarlarını yaparız. Şimdi fix yapıyoruz. Animation kısmından move diye alıyoruz arkadaşlar. Bizim trenimiz başlangıç olarak bunu seçtik. Trenimiz nerede? Trenimizi alıyoruz. Onun için trenimiz nerede? Evet, burada tren. Treni almış oluyoruz. Oturuyoruz. Taçı ortaya. Aldık. Treni koyduk. Ve sonu nerede olacak? Onu ayarlıyoruz. Araba geldiğinde sonunu buraya getireceğiz arkadaşlar. Güzel. Tecellekler yerinde. Tamam, izleyelim. Bakın, geliyor geliyor. Bu animasyonla böyle. Ne yapacağız? Bunun 3D Max'da boş saha olarak export yapacağız ve bunu copy paste yapacağız. Ben yapmıştım burada. Bir saniye. Bende olmalı. Burada bende bir yerde olmalı ground olarak. Evet. Yapıyoruz. Onun için aynı olmadığı için sorunlar olabilir. Buraya taştan falan koyarız. Zaten kaplama rahat. Evet, bu dersimiz burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Vokallıkları kopya yapacağım. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bunlar grup halinde. Grup yapacağım arkadaşlar. Yaptık mı? Böyle görünmeyebilir. Onun için bunu seçiyoruz ve Alt Shift buton basıyoruz, kopya yapıyoruz arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz? Yüzünü çeviriyoruz böyle. Tamamdır. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Yaptık. Sonra bunu böyle kopya yapacağız. Bunu böyle kopya yaparız. Biraz bunu böyle itersek.
asıl görüntümüz kaybolmasın. Evet arkadaşlar. İkinci dersi burada bitireceğim. Üçüncü derste buluşuruz. Devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim.